İlk gün erken kalkıp eşine kahvaltı hazırlayan Tahsin Bey, iki gündür kendine uygun bir iş arıyordu. Tahsin Bey'in yeni ödevi günlük de olsa bir işe başlamak. Bu konuda Tahsin Bey'e biz yardımcı olup günlük çalışabileceği bir iş ayarladık. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Part-time işimiz bu arada. Eğer ilgilenirseniz bir üst kata sizi görüşmeye alabiliriz. Tabii ki görüşmek isterim. Merkezi bir noktada bulunan günlük bir kafeteryadayız. Bakalım günlük çalışma şartları nelermiş? Biz part-time eleman arıyoruz. Sadece kapanış için. Çalışan arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız günlük olarak gelip gidiyorlar. Günlük ücretimiz 60 lira. Artı 10 lira yemek paramız var. Bunun dışında ağırlıklı olarak temizlik işi yapacaksınız. Merdivenlerin paspası ve temizliği size ait olacak. Aşağıda birkaç getir götür işlerimiz var. Mutfağa da yardım edeceksiniz. Tamam, zaten yabancı olduğum bir iş kolu değil. Daha önce de bu tarz işlerde çalıştım. Hı-hı. Ben o zaman kabul edip bir an önce işe başlamak istiyorum. Sizin için de uygunsa şayet. Bizim için de itibaren... uygun. Bir kimliğinizi alacağım. Sizin muhasebeye göndermem gerekiyor. Hemen başlatacağız sigortanızı. Sigorta için değil mi? Evet. Uzun süredir işsiz olan Tahsin Bey artık ilk günlük işi için hazır. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Ben sağ olun. Sizin için gerekli malzemeleri arkadaşlardan getireceğim. Tamam. Öncelikli işimiz gelen malları mutfağa taşımak. Ardından masalardan alınan boşlar yıkanmak üzere bulaşıkhaneye götürülüyor. Getir götür işlerinden sonra sırada mekanın temizliği var. Burayı da sanki benden önce hiç temizlememişler yani. Benim gelip işe başlamamı beklemişler gibi. Neyse, Allah'tan yabancı olduğumuz bir iş değil. Masaların üstüne bakalım. Masaların üstü kötü değil ama yine bir silinmesi lazım. Sandalyelerimizi de şöyle düzeltelim. Eline de her şey. Kalabalık bir program olacak. Tabii önlük nasıl olmuş hayatım? Bari en azından gözle görülür bir şey olmasın. Gerçi 60 liraya da bu iş yapılmaz ama en azından part-time olmasaydı iyiydi. Söylenerek de olsa yerleri süpüren Tahsin Bey durumdan bayağı şikayetçi anlaşılan. Şurayı da aldık mı bitmiştir. Şimdi paspasa sayı. Faraş dolu yani. Dikkatini çeker. Gerçekten süpürdüm. Sanırım alandan mı dedik? Tahsin Bey aldığı her kuruşu hak etmek için elinden geleni yapıyor. Paramızın karşılığını hak edelim. Ay ay, askerlik günlerim geldi aklıma. Askerde de böyle mutlaka yapardık. Ama güzel oluyor ha. Elime de yakışıyor be. Bana da ne yiysem yakışıyor arkadaş. Ego olmazsa olmaz. Paspas yapmamış bunlar ya. Herhalde bir böyle yeni biri gelsin, part-time alalım. İşe paspası ona yaptıralım demişler yani. Uf, canım çıktı ya. İnşallah masalar da ayağa kalkmıyor. Sen şöyle gel. Sen de böyle hizalı olun bakalım. Süpürge ve paspastan sonra masaların tozu alınıyor. Abi şu ahşap masa da çok iyiymiş ya. Hep böyle istediğim tarzda bir şey. Aslında bundan bir tane de bizim eve lazım. İkinin de hoşuna gider. Kimse de iyi yapmadın diyemez bakalım. Kalite kontrol. Harika. Masalar hazır olduğuna göre artık pek bir işimiz kalmadı herhalde. Of, çok yoruldum ya. Belim de ağrıdı. Son ödev gününü 60 lira günlük ücretini alarak tamamlayan Tahsin Bey, bakalım bugün kaç puan alacak?